Arkadaşlar herkese selam. Yepyeni bir macera videosu ile yeniden karşınızdayım. Black Desert Online'da şimdiye kadar genelde rehber veyahut da öğretici videolar çekmeye çalıştım. Yeni bir şeyler getirmek istiyorum kanala. Yeni içerikler olsun istedim ve bugünden itibaren artık bir haftalık veyahut da 3-5 günlük Black Desert Online'da yapmış olduğum aktiviteleri kısaca böyle videoya derleyip vlog tadında diyelim güzel içerikler çıkartmaya çalışacağım. Bundan sonra bu şekilde de böyle ara ara videolar atacağım. Umarım hoşunuza gider bu içerik, yeni içerik serisi ki ben zaten kanalımdaki ilk videoları da Black Desert Online'da video çekmeye de bu şekilde başlamıştım. Bunun yanında yine aynı şekilde rehberlerimiz sırayla gelmeye devam edecek ve haftada da 1-2 tane en azından bu şekilde böyle macera videoları gelecek. Dizi tadında olacak, hızlı hızlı kesik kesik bölümleri tek bir video halinde derleyip sizlere yayınlamaya çalışacağım. Şimdi bugün şöyle bir şey yapacağız, hemen videoya başlayalım. Benim daha öncesinde şöyle bir tane kadim Matkata'nın zehirli bezesi vardı. Yani mavi potun bir tane parçası. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Bu tarz videolarda bu şekilde vlog, işte dizi tadında sürükleyici macera videoların içerisinde yine rehber denilebilecek önemli bilgiler de olacak. O da aklınızda bulunsun. Umarım keyif alarak izlersiniz. Dediğim gibi bir tane mavi potun parçası vardı ve ben günlük genelde yıldız mezarı 1-2 saat, kül rengi 1-2 saat veyahut da ork, dev gibi yerlerde sadece çöp kasabileceğim yerlerde farm yapıyorum, grind atıyorum. Günde yine 1-2 saatimi de bu şekilde mavi potu bitirmek için arada manşum veyahut da Navan bozkırında ferina feriçaları tabaklayıp parçayı düşürmeye çalışıyorum. Bir tane de elimde hazır varken dedim ben manşuma geleyim şöyle 1-2 saat döneyim. O yüzden şimdi 1 saat şöyle bir manşum farm yapacağım. Eğer parçayı düşürebilirsek ne ala. Son bir parçamız kalmış olur. Direkt onu da halledersek mavi pot şu anda ne kadarmış bakalım. O döre temiz şu anda nakit 12.300'e satışı var. Tabi 13B'ye bunu koysak aynen son fiyatta zaten 13.100B diyor. Hani 2-3 gün içinde şansımız yaver giderse ki bu şans öyle bir şans ki şu an videoyu durdurup ben manşum dönerim yarım saat sonra bile atabilir. Güzel şurada 2-3 gün içerisinde 12B para kasmış oluruz. Ek gelir olarak bizi çok çok rahatlatır. Onu yapacağız ve bu arada ben burayı tabii ki yaklaşık bir dün 1,5-2 saat döndüm herhalde. Bugün 1 saat döndüm. 37.844K çöp kastım. Ve neredeyse bir 500-600 emlik çöpü var. Tabii bunun yanında 7-8 tane de nark düşürdüm. Tanesi 100 emden satılıyor. Yani hem pot farmı yapıyorum hem aynı zamanda nakit para kazanabiliyorum. Özellikle yeni maceracılar için önerebilirim. Yalnız şunu eklemek istiyorum. Sadece burada bütün gününüzü harcamayın. Çünkü yeri gelir bir saatte de size parça atabilir ama çok düşük bir ihtimal. Yeri gelir aylar sürebilir buradan parçayı düşürebilmeniz. Boşu boşuna burada öyle çok vakit harcamayın. Günlük 1-2 saat böyle pot slotlarında özellikle gelip grind atabilirsiniz. Şimdi dönmeden önce neler alıyorum onlardan da bir bahsedelim. Şöyle Nut savaşlarında genelde kazandığımız eski ayı sınıfı parşömen veyahut da oyunun bize vermiş olduğu etkinliklerden gelen parşömeni açıyorum. Yine çadır buff'ım %20 ve SC1 bu da az çok hani biraz çöp de alayım diye. SC2 sakın açmayın burada boşuna ziyan etmeyin. Ki eğer siz zaten pot ana parçayı düşürmek istiyorsanız bunun çok da öyle bunlara faydası yok diye düşünüyorum ben. Yine kesin bir bilgi değil bu. Ben inanmıyorum. %254 eşya düşürme artış oranı ile günde 1-2 saat bu şekilde manşum, Ronoros, Kızılkurt veya Şerekan'ın mezarı veya Tişira. Tişira parçam var ama yine de bu şekilde farm atıyorum. Buradan çıkalım. Dediğim gibi çok böyle SC harcamayın. Pot iksir veya taşa hiç gerek yok. Zaten çok rahat bir şekilde dönebildiğiniz bir slot. Şöyle yavaştan başladık. Ben 1 saat çadır buff'umu aldı. 8 dakikam gitti hatta. 1 saat farmlayacağım. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Depolardaki parayı
satarız. Sonrasında biraz takı kumarına gireriz. Kumar değil aslında da ben şu anda itemlerimde bir tek kapotta kalan yüzüğüm var. Bu yüzüğü de bitirdikten sonra kapotta yüzüğümü bir tane hilal olsa beni şimdilik idare eder diye düşünüyorum. Ondan sonra artık Debora kalar zaten kül rengi sürekli dönüyorum. Debo takılarına başlarız. Basmaya, yükseltmeye. Umarım bu videoya onları da dahil edebilirim. Ve daha sonra da artık Debo ile isabet takılarını beraber yürütmeyi düşünüyorum. Sonra isabet takılarına başlarız. Biraz para kasar. Tiri veya tet isabet takısı alır. Onları tete veya pene deneriz. Grind atarken slot hakkında şöyle kısaca yeni maceracılar için özellikle birkaç bilgi vermek istiyorum. Manşum dönerken hangi klasları oynamalıyız daha rahat olur diye soracak olursanız. Ben şu anda Kara Şövalye ile dönüyorum. Main karakterim olduğu için. Hani spota göre, slota göre klas seçmiyorum, tercih etmiyorum. Genelde her yeri Kara Şövalye ile dönmeye çalışıyorum. Tabii ki gelir olarak çok mantıklı değil ama bundan keyif aldığım için ben bu şekilde oynuyorum. Fakat siz ben slota göre daha rahat, daha hızlı dönebileceğim bir karakter arıyorum diye soracak olursanız buraya en güzel Vahşi ile çok rahat dönebilirsiniz, aklınızda olsun. İkinci bilgi arkadaşlar, ana parçayı elde edebileceğiniz buradaki slot şu. Manşum Başkahini. Elinde asa olan, şu anda tam ekranda ortada slotların ortasında duran şu Manşum Başkahininden ana parçayı elde edebilirsiniz ve onun yanındaki isimlerini tam okuyamadım. Manşum Cengaveri değil de Manşum Büyük Savaşçı'dan da yine aynı şekilde parçanın parçasını elde edebilirsiniz. Bir de Marnie'nin kutusu var. Mesela bunlar şu anda bende iki tane olmuş olması lazım. Aynen öyle. Bunları açmayı unuttuk. Bak, bunları keşke açsaydık. Bu da ayrıca sizin için bir ek gelir arkadaşlar. Bu kutuları açıyoruz. Açtığımızda nerede? Bu arada şu envanteri de bir ara bir temizleyelim. Şu voodoo bebeklerini bir silelim. Nereye geldiler? Aa, bulamadım. Bir tane örnek gösterecektim. Dur şöyle karakteri durduralım. Bu arada çadır buff'u bayağı bir gitti ama ben fazladan yine döneceğim. Bir 10-15 dakika şu anda kaybım var. Onu fazladan dönüp size net bir şekilde açıklayacağım. Ha, buradalar. Burada arkadaşlar Şanlı Mahallenin taşı elde ediyorsunuz ve bunları 1000'e, 10.000'e tamamladığınızda yani 10.000 tane manşum kestiğinizdeki zaten çok rahat kesiyorsunuz. 2-3 saatinizi alır maksimum. Zaten pot parçası içinde buraya döndüğünüzden dolayı bunu öyle ya da böyle bitiriyorsunuz. Ve buradan Piri 0 veyahut da Duo'ya kadar takılar elde edebileceğiniz sandıklar alıyorsunuz. O sandıklardan ben çok fazla Duo veya Piri takı düşürdüm. Ek gelir olarak o da çok çok iyi oluyor. Bu şanlı kutularını da şanlı Marni kutularını da açıp bu şekilde şanlı Marni'nin taşına çevirip bunları da böyle biriktirebilirsiniz. Yine bunlara sağ tıklayıp NPC konumu dediğinizde yani orası 10.000 olduğu zaman sağ tıklayıp NPC konumunu bul dediğinizde sizi bir NPC'ye yönlendiriyor ki o NPC de hemen şurada yukarıdaki NPC zaten. Hatta onu da gösterelim hızlıca. NPC bul. Beni buraya yönlendiriyor. Buradaki NPC'ye gelip sonrasında eğer bir görev varsa onu kabul edin. Bir görev yapmıyorsunuz. Sadece görev zaten otomatik olarak tamamlandı der. Sonra size böyle Marnie'nin taşı veyahut da yana o görev tamamlandığı zaman takas diye bir seçenek gelir. Takasa tıklayıp elinizdeki Marnie'nin taşını verip kutunuzu alabilirsiniz. Eğer bu videoya ekleyebilirsem onu da sizlere gösteririm. Başka bir detayı yok. Bir de ek olarak bir bilgi daha aklıma gelmişken enerji yatırımı. Eğer ana parçayı düşürmek istiyorsanız veyahut da yan gelir olarak özellikle kapraz taşını çok çok güzel atar burası. Manşum ormanı. Kapraz kasmak isteyenler için de kesinlikle ama kesinlikle öneririm. Çok güzel. Saatlik ben 70-80 duruma göre 90 kadar kapraz alıyorum. Ve enerji yatırımım da benim manşumda seviye 16. 16 level enerji yatırımım var. Sizler de yatırabilirsiniz. Ana parçayı etki ediyor mu etmiyor mu? O yine bir söylenti, net bir bilgi değil. Ben de çok bilmiyorum. Orası artık size kalmış ama yan gelir olarak yan ürünleri çok çok daha fazla gözle görülür bir farkla elde edebiliyorsunuz.
Bir de hazır envanteri ben şu anda siliyorken sizlere atılacak, silinebilecek eşyalar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Onlardan da kısaca bahsedelim. Voodoo bebeklerini isterseniz 5 tanesini birleştirip şu şekilde parşömen yapıp açabilirsiniz. Şansınıza içinden nar kulak aksesuar, orman öfkesi gibi eşyalar, takılar atabilir çağıracağınız bosslarda ve kolay bosslar. Bunlar çok rahat kesilebilen bir bosslar ama değmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, atmayabiliyor. Orası size kalmış. Ben burada genelde bunları siliyorum. Şuradaki çöp kutusuna tıklayıp direkt üzerlerine tek tek tıkladığımda bunları seçip buradan sil deyip burayı komple boşaltıyorum. İkincisi Lemuria ayakkabı ve Lemuria teçhizatları, işte eldiven, ayakkabı, miğfer, zırh. Bunları silmenizi önermem arkadaşlar. Bunları merkez pazarınıza atın, orada kalsın. FS kasmak için birebir itemdir. Lemuria itemleriyle çok güzel FS kasabilirsiniz. Bunun dışında koruma taşı bolca atar ve bunlarla da öğütme yaptığınız zaman herhangi bir koruma taşı fark etmiyor. Bu şekilde öğütme yaptığınızda mistik ruh tozu elde edersiniz ve taşınız vel veyahut da herhangi bir taşı yapılandırmak istediğinizde o mistik ruh tozlarıyla da bu şekilde bedavaya getirmiş olursunuz ki zaten bunları satmak neredeyse imkansız çünkü 500K'nın üzerinde neredeyse satışı var. Bu şekilde öğütme yaparsınız ve mistik ruh tozu elde etmiş olursunuz. Bir tanesinden mesela 58 tane attı. Buradan gelip ben şu anda velimi şuradan da mistik ruh tozunu seçip bu şekilde yapılandırabiliyorum. Bu da bu şekildeydi. Bunu da bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar, günümüzün sadece bir saatini manşum dönerek bakalım neler elde ettik. Bir saat bitti, hatta bir 10-15 dakikada fazladan döndüm. Çünkü çok oyalanmıştık hem videonun başlangıcında hem ben yine aynı şekilde. Yine tam randımanlı olmadı tabii ki. Rahat rahat güle oynaya döndük manşumu. 11,5K çöp elde ettik. Yaklaşık çöp miktarımız bu. 3 tane olması lazım Nark, öyle hatırlıyorum. 1, 2, 3. Evet. Dördüncü 60 mıydı? Hayır, yok. 3 tane de Nark. 3 tane de Nark elde ettik. Şu anda 95-96 hem'den bunlar direkt satılıyor. Yani kafadan bir düz yuvarlak 300 hem diyelim. 300 hem sadece Nark'lardan geldi. 71 tane kapraz 1 saatte elde ettim. Normalde 80 oluyor, 85 oluyor. Tabii ki yine o saatteki arrangenize göre de değişebiliyor. Bunların da tanesi 2M'den satılsa neredeyse 140M'de burada var. Sadece 3 nark ve 1 kap, buradaki 71 kapraz ile 450M sadece buradan gelmiş oluyor. 3 tane de narkın tesellisi elde etmişiz. Onları şimdi birazdan depo atacağız. Hızlı bir şekilde bir de çöpü hesaplayalım. Bakalım ne kadar yapıyor 11,5 çöp. Evet, 145M'de çöpten gelmiş. Sağlık olsun. Normalde çöpü aslında biraz daha fazla kasıyordum. Niye böyle oldu anlamadım. Bir 14K falan görüyordu Kara Şövalye ile. Neyse, bu seferlik böyle oldu. 140 hem de çöpten geldi. Yani 450, 150 dona desek 600 hem saatlik manşumdan. Ama öyle böyle değil. Gerçekten güle oynaya çok rahat ve Kara Şövalye aslında buraya en son dönecek karakterlerden bir tanesi. Çünkü burası çok nefes istiyor. Bir vahşiyle olsa mesela 700 belki 800 zemleri görebilirdik manşumda. Ne kaybettim? Hiçbir şey kaybetmedim. Üstüne güzel 600 zem para kazandım ve en azından 1 saatlik arrangemi denedim. 3 tane de Nark'ın tesellisi elde ettik. Bunları hemen şöyle atalım. Dünden bu yana 17 oldu bu arada. Mesela ben bu videoya başlamadan önce 1 saat daha döndüğümde orada da 8 tane birden Nark'ın tesellisi aldım. Dün yine aynı şekilde bir 6-7 tane aldım. Toplamda şu anda zaten 17 tane Nark'ın tesellisi oldu. Gayet iyi. Dursun, şu çöpleri de hemen depoya sallayalım. 49K çöpümüz olmuş. Nark büyü işareti. Başka böyle para edecek bir şeyler var mıydı burada? Onlara bakacağım. Yok, bunları gidelim hemen depoda bir satalım. Kama Silva'da paraya çevirelim, paramızı cebimize koyalım. Sonra dediğim gibi vlog video olacak bu. Ben buradan Yıldız'a gideceğim. Ondan sonra kül rengi döner ve sonra da garanti çöpü garanti olan o slotlar ork veyahut da dev gibi
slotlara geçer. Biraz da öyle grind atarız. Bu videoda grind olayını da öyle kapatmış oluruz. Yeterli olur zaten. Gün içerisinde 3-4 saat grind farm yapmak bana fazlasıyla yeterli oluyor. Bu arada yolda giderken şey de aklıma geldi. Şu anda meydan okumada biliyorsunuz Kalpiyon meydan okuma nişanları var. Ve bu gece bakımdan sonra, bu salı gecesi bu videoyu çekiyorum. Bu gece bir bakım var. Güncellemeden sonra buradaki çekilişler tekrar yenilenecek. Ve bayağı bir denemiş olacağız herhalde. Var mı başka alacağımız? Yok. Bu gece işte gece 3'e kadar alacağız. Kaç veriyordu? 8. 12 tane olacak. Yani 3-4 defa bir Veal Kalbi deneriz. Sırayla. Onları da bu videoya tabii ki dahil edeceğim. Bu videoyu da tahminimce bir Perşembe Cuma günü yayınlamış olurum. Geldik Kama Silva'ya. Bu arada uzun zamandır aslında ben bu tarz içerikleri olan videoyu hep çekmek istiyordum. Çok güzel oldu. Hani başka oyunlarda yapılıyor ya işte böyle parça parça. Bu oyunda Black Desert'ta fazla yoktu. Dikkatimi çekti. Hatta hiç görmedim YouTube'da veya farklı videolarda. Güzel oldu. Eşya satışı diyelim, bakalım neler kazanmışız. 10K'da Gayfin'den çöpü kalmış. Ne zaman döndüm ki burayı bilmiyorum. 882 en varmış çöplerde. Kama Silva'da onları aldık. Şu 169 tane kaprazı da üzerimize alalım. Şöyle yapacağız. Kaprazları Balenos'a buradan hemen geri atalım. 268 güzel merkez pazar diyelim. Voodoo bebeklerini silmesi de ayrı bir uğraştırıyor bunları. Şöyle direkt hadi merkez pazara atalım onları da. Taşları atalım. Narklarımızı atalım. Nark denenir mi? Nark denenmez. Biraz sıkıntılı bir item. Bütün Lemuria ekipmanlarımız da yine aynı şekilde merkez pazara sallayalım. Şöyle envanteri bir temizleyelim. Tertemiz olsun yıldıza giderken. Bak bunları da şöyle yapıyorum ben. Mesela farklı farklı depolarda biriktiriyorum. Mesela medyaha izleri falan buraya atıyorum. Böyle. Eskiden çok dağınık oluyordu. Bazı maceracıları anlıyorum. Uğraşmak istemiyor. Direkt rastgele sallıyor. Bu arada hazır bunu görmüşken, gürleyen toprak parçası maşum dönerken çok fazla attı. Bir de mesela Kama Silva bölgesindeki farklı yaratıkları döndüğünüzde sallanan rüzgar parçası da elde edersiniz. Hazır bu macera videosunu izleyen eğer yeni bir maceracı varsa bunların ne işe yaradığını göstereyim. Bunları sakın yine aynı şekilde atmayın veya satmayın. T8 atlarınızı, aşama 8 atları T9 rüya atına denerken sizlerden Kroktola taşı ister. Bir dakika. Kroktola köken taşı mıydı? Kroktola'nın köken taşı. Aa, YDM mi düşmüş? Bayağı bir düşmüş tabii. O kadar çok etkinlik oldu ki. Bunlar zamanında 40M'di. Yine de biriktirin. Ben size söyleyeyim. Farklı yerlerde de işe yarıyor çünkü bu gürleyen toprak parçası ve sallanan rüzgar parçası. Bunları arkadaşlar L'ye basıp basit kimya yaptığınızda 25 tane gürleyen toprak ve 25 tane de sallanan rüzgar parçasıyla bir tane Kroktola'nın köken taşı elde edersiniz. Bilmeyen yeni maceracılar varsa bunu da buradan göstermiş olalım. Para vermeden, ne bileyim, bedava bir tane Kroktola köken taşımız oldu. Bir saatlik grindımız ile. Hatta iki tane olacaktı. Bunları da saklayabilirsiniz. Hemen bu fiyattan merkez pazara koymayın. Çünkü bu oyun bu konuda biraz dengesiz ilerliyor. Yani bir bakmışsın haftaya farklı bir etkinlik gelmiş. Ve bu 8M'lik Kroktola'nın köken taşı yine 40-50M'lere çıkabilir. Aklınızda olsun. O yüzden bunları da böyle saklayın, biriktirin. Sonra toplu satarsınız. Bunlar da dursun. Yine bir at denemesi yaparız. Hem içerik çıkar, hem benim için de iyi olur. Bunları da atalım. Bunlar neydi? Kalpiyon teşvik parası. Şöleni bekliyoruz zaten. Şunlar da güzel oluyor. Özel kimya aletleri. Bunları da bir ara gider bozdururuz. Burası bu kadar, hazırız. Tabi yıldıza giderken bir Kalpiyon'a uğrayalım. Hatta burada direkt Merindora'ya gidelim. Bir rahip bufflarımızı alalım. Aslında çok gerek yok. Hani mevcut AP DP'ye göre zaten
çok rahat kesilebilen spotlar ama yine de çanak dönerken ve gece saatlerinde bir faydası oluyor rahip bufflarının. Evet sevgili Merindora. Şuraya kaçıncı çıkışım acaba? 3 senedir. Bir dakika yanlış yapmayalım. Aldık mı aldık? 4 saat saldırı, savunma. Tamam. Paramızı da şöyle merkez pazara atalım. Ondan önce şu petleri bir doyuralım. 800 zemini sallasak envanterimizde 70'em kalsa yeterli. 1B paramız oldu. Bakalım güncellemeden sonra birkaç takı deneyeceğiz. Hilal deneyeceğiz. Hatta hilallere şimdiden sipariş atsak mı acaba? Dur bakalım. Atı bir T'ye bırakalım. Şöyle. Benim bir de yona parçalarım vardı. Onlar nerede? Yona parçalarıyla arkadaşlar hilal yüzü üretebiliyorsunuz. 15 tane yonaya bir tane hilal, iki tane hilal buradan çıkar. Bunları alıp direkt Altınova'daki depoya atalım. Ve sonra Altınova'ya girelim. Neredeymiş benim atölyem? Burada. Kuyumcu atölyesi üretimi yönet. Aşağıya geldik. Hilal muhafız 15 tane yona parçası. Erimiş platinyum parçası 10 tane var mı? O da var. Tamam. Ne eksik? Kaos izi eksik. Hemen şuraya bir kaos izi atalım. Çekelim. 2 tane hilal oradan gelmiş olsun. Şöyle 30 tane yeter. Bunu hemen yanımıza çekip hop buradan direkt Altınova deposuna ve tekrar hızlı bir şekilde burada yine yeni maceracılar soracak olursa No 4'e 5 Altınova'daki kuyumcu atölyesini 5 seviye açıyorsunuz. Sonra alttan üretimi yönet diyorsunuz. Deponuzda zaten gerekli olan şuradan hilale tıklarsınız. Gerekli olan eşyalar burada seçili. Altta yazılı. Erimiş platinyum 10 tane. İşte kaos size. Her şey hazırsa buradan değiştir deyip maksimum seçip 50K işe başla. 30 dakikada bir 40 dakikada bir. İki tane hilalimiz buradan gelecek. Biz de bu sırada ne yapalım? Hemen merkez pazardan ucuza hilal kovalayalım. Ben normalde minden satıcıları sevmem ama minden sipariş atmayı da çok severim. Oo çok pahalanmış. 107 eme çıkmış. Şuradan bir 5 tane atalım bakalım. 500 emlik attık. Hadi. Minciler atarsa onları değerlendiririz. Bir 15-20 en azından 25 tane hilalim olsa benim için yeterli. Sonra direkt basmaya başlarım. Evet, Yıldız Mezarı'na geldik. Şöyle bir yine soteye çekelim de ekran niye çok karanlık bizim ya? Şuradan efektten çok bu değil. Buradan tekrar bir düzenleyelim. Yıldız'a geldik ve neler oldu? Hilallerimiz siparişler gelmeye başladı. Hemen kaç tane gelmiş? 3 tanesi gelmiş. Çok güzel. Kayıt yenile diyelim. Minden yine bir 5 tane daha atalım. 200'en paramız kaldı. Buradan bir 2-3 tane en azından bir çöküş düşürebilirsek ne ala. 1B'de buradan kasmış oluruz. Güzel olur. Ben videoyu şu an niye başlattığımı unuttum bak. Hilalleri söyleyecektim. O tamam. Ha, Manşum'da bir de şey diyecektim. Arkadaşlar 4 4,5K 1 saatte 4,5K manşum kesmişiz ve bu vahşi olmuş olsaydı mesela karakter çok çok daha rahat olurdu 5K veya 5,5K. 2 saatte yani buradan bir tane de Şanlı Marni'nin taşı elde edeceğiz. Buna yarın devam ederiz. Şimdi Yıldız'a başlamadan önce şu yüzden başlattım. Şunları gördüm. Ebedi Simge ve Karganın Mücevheri. Buradan gidelim hemen biz şimdi kargo yuvası görevlerimizi yapalım. Duo ebedi kargo rozetimiz var. Bunu takıyorum. Günlük oluyor bunlar. Gece 12'de yenilenecek. Saat de 11'e yaklaştı. O yüzden hızlı bir şekilde değil mi? Saat kaç olmuş? 11 olmuş. Savaş. Ebedi çukur. Evet. Ebedi çukura sadece büyük şehirler. Valencia Kalpion. Oo, hemen şuradan bir Kalpion'u uçalım. Dur. Ebedi çukura doğru. Büyük şehirlerde girebiliyorduk. Bu arada Karuru hediye kutumuz da o kadar çorba olmuş ki bunu da bir ara düzenleyelim. Buradan alacağımız bir şey yok.
Ve alttan bir bildirim geldi. Garmot çıkmasına 15 dakika kaldı diye Garmot'a da gidelim. Önce Bedüçukur'a gidelim. 15 dakikada bitiririz zaten. Bu Bedüçukur'un nasıl başladığını, görev serilerine nasıl başlamamız gerektiğini, yani nasıl açacağımızı kısacası rehberlerini çekmiştim. Kanalımda mevcut. Hortkuluk, işte Bedo, Bedüçukur yazarsanız direkt çıkacaktır. Veyahut da oynatma listelerinden görev serilerine tıkladığınızda da yine daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Rehberlerini çektim. Bu da ayrıca yeni maceracılara bir tavsiyem olsun. Hem gideceğiniz yere çok daha erken gidersiniz. Tabii böyle çitlere benim gibi takılmadan. Hem de oyun size çok fazla sıkıcı gelmez. Pegasus gerçekten fark ettiriyor. Bunu da bir T10 yapabilirsek bakalım çok iyi olacak. Etkinliklerde düştem tüyü falan verecekler. Deneyeceğim. Pegasus T10 yapmayı deneyeceğim bakalım. Onu da yine ya videoda ya da canlı yayında deneriz. Kalpiyon'a geldik. Hemen savaş, ebedi çukur, gir. Şimdi zaten demiştim başlangıçtaki yapılacak şeylerin rehberini çektim diye. Hop, ses büyük ihtimalle şu an sizi rahatsız edebilir. Şöyle bir tık kısalım. Buraya gelir gelmez üzerimize şunları da depoya atmanızı öneririm. Bak ben atmamışım. Buradan atabiliyor muyduk ya? Burada depodan bir şey çekemiyorduk. Ha, attık, tamam. Bu pir ile artık işimiz yok. Bizim işimiz duoyla ve sonra da tir yapacağız onu. Buraya gelip Ebedi Çukur rehberine görev diyorum. Günlük Duo Ebedi Çukur o sona doğru. Piri alırsan üzerindeki pirinin görevini yaparsın. Burada dikkat edin. Ben Duo yaptığım için zaten simgemi Duo alacağım. Buradaki Duo görevlerine tıkladım. Buradan çıkış yaptım. Artık şu aşağıdaki NPC'ye geliyorum. Buradan görevi bir kere kabul edip sonra sırayla görevleri alıp arenaya giriyorum. Bakalım ilk boss'umuz neymiş? Orkan geldi yine her zamanki gibi. Birinci rakip kendini gösteriyor dedi Çelik Adam. Burada bir tane boss'u bazı maceracılar çok zor kesiyor. Özellikle yeni maceracılar. Düşürmeniz gereken bir boss var eğer denk gelirse. Adı neydi? Hay Allah, her akşam gelip kestiğim boss'un adını unuttum, iyi mi? Bunların ben artık öyle çok mekaniklerine takılmıyorum. Öyle ya da böyle zaten kolayca kesiliyorlar. Birinciyi hemen bitirdik. Hemen ikinci görevimizi aldık. Bu arada bu ebedi simgeler ile neredeydi, burada neler alınır diye soracak olursanız, yani bu oyuncuya göre değişir. Ben yeri geldi mesela safsihir yumağı aldım. Karayıldız itemlerini denerken en zor elde edebildiğimiz, temin edebildiğimiz şey safsihir yumağı. Ya atraksiyon haftalık görevlerinden elde edebiliyorsunuz bunu bol miktarda, ya da böyle günlük gelip ebedi çukurda ebedi simgeleri elde ederek temin edebiliyorsunuz safsihir yumağını. İşte safsihir yumağı olabilir. Onlardan bir tanesi safsihir yumağı. Veli açsak çok fark eder mi bunu keserken? O kadar da fark etmedi be. İkinci boss'umuzu da bitirdik. Hemen üçüncüyü aldık. Yerimize geçelim. Burada Finto'nun tatlı meyve sularını geçen bir canlı yayında arkadaş sormuştu. Hangisini alayım diye, hani buradaki şu nefesi, gücü ve sağlığı bu ebedi simgeler ile almış olduğunuz tatlı meyve sularını 35 levele kadar getirebiliyorsunuz. Normal oyunun size vermiş olduğu meyve suları 30 levelden sonra kullanılmıyor ama ebedi simgeler ile almış olduğunuz meyve sularını 35 levele kadar kullanabilirsiniz. İşte yine oyuncuya göre değişir. Eğer ihtiyacın varsa onu da alabilirsin.
Ve tabii ki her gün ben zaten ebedi çukura gelip bu görevlerimi yapıyorum. Sıkıntı değil, ebedi simgeyi öyle ya da böyle kasarım diyorsan onu da alabilirsin. Yani her şey mantıklı burada bana göre. Bayağı da güzel hediyeleri varmış. Denizcilikle uğraşıyorsan karga parası destek paketi alabilirsin mesela. Onu da gördüm. Ve son göreve geldik. Bakalım kim gelecek? Kim gelecek? Aslında o gelmeden ben şuradan ne yapacağım? Dur, o gelirse bari onu yapalım. Sizlere kısacık bir bilgi vereyim. Ha, iyi. Petroglif geldi. Güzel. Ben net değil, ben net değildi ya. Neydi o? Hadi son boss'umuzu da keselim. Bugünkü ebedi çukurumuzu bitirelim. Ve bu da bitti. Evet, bunu da videoya almak güzel oldu. Burada başka bir şey var mı? Yok. Burası tamamlandı. Bu neymiş? Ha, terfi görevi bekliyor. 40 tane miydi artık? Herhalde 40-50 mi istiyordu? Neyse, şu an yok. Buradan da güzel hemen hızlıca ebedi simgelerimizi kastık. Tekrar savaş, ebedi çukur deyip ebedi çukurdan geldiğimiz yere geri ışınlanıyoruz. Güzel oldu ve benim hoşuma gitti böyle macera tadında video çekmek. Zaten bu işe her canlı yayında, hemen hemen her canlı yayında sizlere söylüyordum. Bu işe başlama sebebim buydu zaten. Bu şekilde böyle günlük yaptığım aktiviteleri kısa kısa böyle parça parça, işte diğer eski MMORPG ismini vermeyeyim oyunlarında çok görüyorsunuz. Bunu bu oyunda yapmak istemiştim. Çünkü dedim ki bu oyunda çok fazla içerik var. Hani gününün neredeyse 5-6 saatini oyuna ayırıyorsan o 5-6 saatin 5-6 saati de dolu dolu geçtiği için ya dedim tam bu oyunluk, ama çok sorular gelmeye başladı. Bende de bir hastalıktır. Sorulan soruya illa cevap veririm. Öyle öyle derken rehber çekmeye başladım. Tabii ki o da güzel bir şey. Ona da devam edeceğim. Ve bu arada böyle çok kısa kes, parça parça, hızlı hızlı geç, çok konuşma diyorsanız da yorum bölümüne belirtin. Arkadaşlar, ona göre bir dahaki bu tarz macera videolarında şu konuşmaları biraz daha törpülerim. Başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Şey var, geçit bosslarına bakıyordum da son güncellemeden sonra geçit bosslarından düşten tüyü de düşmeye başladı. Bunları da böyle bir levelde biriktirmesek mi? 6 tane de kaldı ya, 10-11 olmasını bekledim de. Olmadı, olmadı. Biraz yıldız dönelim. Yıldızdan sonra da gelip buradan karanlık geçit bosslarımızı keselim. O sandıklardan da bakalım neler çıkacak. Sandıklar da bu arada 2 oldu. Onu da söyleyeyim. Yarık kalıntısı da 325 hem olmuş. Çok iyi ya. Sandıklar ikişer tane atacak ve ağıt dolu ölüm kutularını atacak. Düşlem tüy atabilecek. Aslında şey mi yapsaydık? Direkt geçit bosslarına mı gitseydik? Neyse, önce bir çanak patlatalım, sonra geçit bosslarına gideriz. Aa, yıldıza geldik, Garmot çıktı. Dur, Garmot karakterimize geçelim. Önce bir Garmot'u keselim. Evet, Garmot'a geldik. Eyvah eyvah, yetişecek miyiz? Yetiştik. Aa, canı daha doluymuş bayağı bir. Yok mu şöyle ilk macera videomuzda bir tane Garmot almamız, paketi açtığımızda oradan bir Garmot çıksa, bizi bir sevindirse ne kadar güzel olur. Mavi potu da bitirsek şu bir hafta içinde 12B öyle gelir. İşte grind'dan, çöplerden bir 5-6B katsak 20. Garmut'u ama satmamam lazım. Garmut'u alt silahıma eklemem lazım. Uyanışta Garmut var. Bir tek alt silah da eksik oldu. Hani kendi cirimi
biraz daha toparlamak için kullanmam daha mantıklı Garmut'u. Hadi bakalım, belli olmaz şans. Bu arada yeni maceracılar sakın Garmut'u kaçırmayın. Zaten haftalık 3 defa yapabiliyorsunuz. Yeni sisteme göre Garmut'u kesinlikle bitirin. Garmut'u seyrederken aklıma şey geldi. Oyunu böyle ilk zamanlardaki yani 3,5 sene önce oyuna başladığımda mesela main karakterimle sadece ana oynamış oldum ana karakterimle bütün bosslara gitmeye çalışırdım. Ata atlayıp hızlı hızlı koştura koştura. Sonradan artık karakterler çoğaldıkça, sezon karakterleri açtıkça, işte onlara tuvalet ekipmanları dizdikçe her boss'a birer karakter bıraktım. Çok zevkli, çok eğlenceli gelirdi oyun bana. Son nedense 2-3 aydır bu boss'ları bile salmıştım. İşte kalp çıkmıyor, ödül atmıyor diye. Halbuki belli olmaz. Şans gelip şurada en fazla 2-3 dakikamı ayırıp bir boss'a vuruyorum. Sonra ödülümü alıyorum. Belki çıkabilir. İşte o aklıma geldi. Yine böyle hemen hemen bütün bossları kaçırmamaya dikkat edeceğim artık. 5 taneyi alamıyor muyuz? 4'ü de alamıyoruz diyor. Yok, yanlış oldu, dur. Şöyle yapalım. Değişti mi? Kayıt yenileme, tamam. Kaç tane oldu hilalimiz? 4 tane hilalimiz oldu. 5 tane de nar kulak. Aa, narklar niye düştü? Aa, herkese nark mı attı? Dur, şu kırmızı alandan kaçalım. Bak işte pazarın dengesizliği. Daha 2 saat önce ben bu narkı 95M'den sattım. Şuralara koydum. Ama tahminimce gece şimdi büyük ihtimal birileri toplu bir takı dener. O yüzden bu narkın fiyatı yine çıkar abi. Ben şöyle yine 95'e bunu 5 tane koyalım dursun. Acelemiz yok. Şu an paraya ihtiyacımız yok. Niye koymadı? Satışta narkım var. Ha, bak hatta en son koyduğum nark fiyatı 95'em. Bunlardan 4 tane falan koymuştum. Bir tane kalmış. Şunu iptal edelim. Hilal geldi bu arada. Bir daha yenileyelim hilali. 98'den. Şimdi 6 tane narkı tekrar satışa koyalım. 95. Ama bir dakika. Bunu toplu denerse abi 15-20 tane birden alıyorlar. Direkt max at. Hiç belli olmaz. Dursun max'ta. Garmot öldü bu arada. Hemen gidip drop'umuzu yerden alalım. Nerede ölmüş? Şurada. Hadi bakalım. İlk macera videomuzda Garmut açacağız. Benim artık tabii kaçıncı oldu. Ama bir tane Garmut çıkarsa iyi olur. Bir görevi de alıyorum ben buradan. Ne olur ne olmaz. Son dakikada geldiğim oluyor. Unutuyorum. Sonraki görevi de alalım. Hazır bulunsun. Buradan bir çıkabilirsek kalabalıktan. Burada açalım. Haydi. Açtım gitti. Ne çıktı? Hiçbir şey. Yine her zamanki gibi boş elimiz boş döndük. Tekrar geçelim ana karakterimize. Biraz bir saatte yıldız farmlayacağız. Bakalım yıldızdan kaç tane çöküş elde edeceğiz. Ve bugünü, yok bugünü demeyelim. Çünkü ben biraz da dev gideceğim geceye doğru. Ondan sonra da bugün ne kadar para kazandık onu hesaplarız. Para şövalyemize girdik. Bu arada şunu niye şey için kapattıydım. Tekrar açalım dur. Kullandığım eserler benim arkadaşlar. Şöyle bir ışık taşı kombinasyon. Yabani isimli bir kombinasyon eserim var. Çok pahalı değil. Çok kötü de değil. İdare ediyor beni. Canavarlara karşı EKP artı 9 veren. Kristaller yine aynı şekilde grindlık. Standart kristaller. Aslında şunlar çıkartılabilir. Gerek yok ama. Neyse şimdilik dursun. Burada veli aktif edelim. Seçkin basıyorum ve arada bir bazen gece vakitte özellikle cinnet bastığım oluyor. Bunlar tamam. Şuradan hemen çadır buff'ımızı alalım. Şimdi size bir hurafeden bahsedeceğim. Tamir atalım. P'ye basalım bakalım. Eşya düşürme artış oranımız %64. Şunu şöyle çekelim. Şuraya bir iki tane daha ekleyelim. %164 yaptık SC1 ile 40 emlikte eşya düşürme aldım mı ne oldu? %204 oldu. Bunun amacı şu, benim bir hani inancım var. Her oyuncunun bu oyunda bazı şeylere inancı oluyor. %200 ile
Şuradaki eşya düşürme artış oranı 200 ile 220 arasında, sanki biraz daha takıları fazla atıyor gibime geliyor. Tabii ki alakası yok, hiç atmadığı zamanlar da oluyor. Ve çok güzel çanak bomboş. Seren diye ki de başladık bakalım, hadi hayırlısı. Birazcık videoyu alayım. Şu sesi kısalım. Efektleri bir tık açalım. Hadi bakalım. Başladık. 3 tane çanak var yıldızda arkadaşlar. Biri burada, biri alt tarafta, biri de bu yolu dümdüz takip ettiğinizde yolun sonunda sol tarafta bir tane daha çanak var yıldız mezarında. Bazen şey oluyor, daha spota girer girmez, çanağa girer girmez hemen bir tane çöküş attığı oluyor. Hani dedim öyle bir şey denk gelir mi acaba? Şöyle videoyu alırken çok çok güzel olurdu denk gelmiş olsaydı. Herhangi bir şey var mı envanterimizde? Yok. Bakalım ne kadar para kasacağız 1 saat çanakta. Çanak farmı yaparak. Şu an başladık. Artık buraları durduruyorum. 1 saat sonra tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, değerli izleyenler. Yıldız mezarındaki 1 saatlik grindımızı bitirdik. Bakalım neler kazandık. Bu arada buraya gelmeden önce narkları satışa koymuştuk ya. Bakalım satılmış mı? Bak max'tan koydum. Gördün mü? Bak min'den koymaya gerek yok. 97,5M max'a bırakmıştık. 6'sı birden satılmış. Neden? Az önce dediğim gibi. Yani bunu toplu basmak isteyen birisi. Aynı benim şu an Hilal'e yaptığım gibi. Yani en az 30-40 tane çekeceğim ya. Bu şekilde topluyor. Ben ama minden alıcıyım, max'tan satıcıyım. Öyle söyleyeyim. Keşke minden satılmasa da ben de max'tan satın alsam. Onu da belirteyim. Narkları sattık. 519'en buradan geldi. Hilal muhafızlarımızın 5 tanesi birden gelmiş. Tekrar yine aynı şekilde hemen şuradan Hilal yüzüklerini siparişimize atalım. Artı 0. Oo, tükenmiş. Geç kaldık. Biz yine Min'den 98,5'tan sipariş attık. Toplamda da şu an 10 tane hilalimiz oldu. Peki Yıldız Mezarı'ndan neler elde ettik? 7886 tane çöp elde ettik. Bunları geçelim. Burada önemli olan zaten çöküşlerdi. 2 tane de nur topu gibi çöküşümüzü elde ettik. Yani 600 ve burası da 100 emetse yine 700-750 civarı, 22 de kaprazı var. Bir parayı saatlik çok rahat bir şekilde kastık. Cirin burada hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani bir sezon cirinin bir tık daha üstü, nasıl söyleyeyim, boss ekipmanlarıyla gelseniz bile zaten hemen hemen aynı parayı alacaksınız. Çünkü çöpün çok bir önemi olmadığı için, tamamen bir RNG slotu olduğu için Yıldız Mezarı, iki tane çöküşte direkt hesaplayabilirsiniz. Hemen bunları da satalım. Zaten bunlar büyük ihtimalle Max'tan gidecek. Aynen, 342M'den 2 tane sipariş var. Mis gibi, çok güzel oldu, tertemiz. 600M'imizi de buradan kastık. Ne yaptık bugün? Bir 600 Nark'tan kastık. 600 böyle 1.200. Yani çok fazla da vaktim yoktu. Geç de başladım bugün. Zaten günlük genelde 2,5-3B bir para kasıp oyunu kapatan birisiyim veyahut da başka şeylerle ilgilenen, uğraşan bir oyuncuyum ben. Gayet de güzel, yeterli, eğlendik. Önemli olan eğlenmek. Hani ne kadar para kasmışsınız hiç önemli değil bana göre. Şuradan günlük meydan okumadan hemen level parşömenimizi alalım. Vefamızı alalım. Vefada önemli bir şey var mı, ona bir bakalım. Gerçi bu gece güncellemeden sonra belki güzel bir şeyler gelir. Şuradan inelim. Önce bir şehir yapalım. Veli kapattık mı? Kapattık. SC'yi bak her seferinde unutuyorum. Bunda bir sıfırı alalım. Heydel rotasyonumuzu belirleyelim ve Heydel'e doğru gidelim. Envanteri temizleyeceğim. Şuradan hızlı tuş tikine de tıkladık mı? Envanteri bir boşaltalım depolara. Heydel'de yapacak birkaç işim var. Onları halledeceğim. Sonrasında da geçit bosslarını bu gece artık bitireceğim. Ben bunu tam araştırmadım ama artık bazı şeyleri çok araştırmıyorum, yeni gelen güncellemeleri. Herhalde 6 tane geçit boss'u maksimum çıkacak şekilde mi ayarlandı bilemedim. Yani 10 tane burası hiçbir şekilde olmuyor. Neredeyse 3-4 gün oldu. Çoktan olması lazımdı. Bakalım o gidip 6 taneyi bir keselim. Ferit'le başlayalım. Aslında biz neredeyiz abi? Bir dakika, kalp yolundayız. Dur dur dur. Hop 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 hop. Bir daha buralara gelme olmasın. Ama bir daha buraya zaten geleceğim.
Biz yine de şuradan Grifon'dan başlayalım. Hazır yakınken, yol yakınken Grifon'dan başlayalım. Sonra buraya geliriz. Sönük ağacı keseriz. Oradan Muskan'a geçeriz. Muskan'dan tekrar yukarı Rednos, Bek ve Ferit'te bitiririz. Bakalım bu sandıklardan da neler çıkacak. O sandıklar için de ben şöyle bir yer açayım. Şunları da size göstermek için böyle yaptım. Hani neler atıyor, ne kadar sürede kesiliyor bosslar. Şunlar sezon karakterine aktarılacak. Şu çit neymiş? Eski ay çiti. 10 slota kadar verimli şekilde kullanmak mümkündür diyor. Bu iyi çitlerden o zaman. Oyunun verdiği bize böyle kalıcı çitler var. Katkı puanından kar etmek için o çitleri kullanabiliyoruz. Bir tane vermişti. Bu da ikinci oldu sanırım. Benim başka çitim var mıydı? Vardı da nereye gitti o? Bulamıyorum. Ya da ticaret şey çiftçilik yaptığım karakterde mi bıraktım acaba ya da göremiyor muyum? Şöyle yaparız. CTRL F çit yazarız. Yok, bir tane varmış. Demek onun görevini yapmadım daha. Önerilen görevlerdeydi o yanlış hatırlamıyorsam. Buradan yapıyoruz onu. Nerede o? Oh, bir dakika. Ticaret çiftçilik guru şu muydu acaba? Neyse bulamadım onu sonra bakarız. Şurayı da boşaltalım. Şu orta alan şöyle bir açılsın. Biz de ne elde ettik? Geçit bosslarından net bir şekilde görebiliriz. Bu da Cadılar Bayramı'ndan kalma. Bunları da ben şöyle yapıyorum. Kalpion'da bir depom var. Çer çöp deposu. İşte hesap çok eski bir hesap olduğu için geçmişte neler verdilerse bunları hep böyle zamanda bu şekilde burada stokladım. Hatıra dursun. Her depoda bir şey var zaten. Daha bu hesapta Steam hesabımda çok fazla köşk ile ilgilenmiştim. Böyle şeyleri çok seviyordum. Bu hesabın da yine birçok malzemesi birikti. Daha ya karakterlerin üzerinde var. Bunlarla da bir köşk yaparız. Onu da ayrıca bir videoya dahil ederiz. Yine çenem düştü. Giriş ödülüne geldi bugün. Şey geldi. Baksın çığlığı. Tamam. Burada açılacak bir şey yok. Bunları da bir ara düzenleriz. Black Desert Online'da en çok sevdiğin bölge neresi diye soracak olursanız tek hemen direkt burayı söylerdim. Navarm Bozkırı. Burayı tek geçerim. Çok güzel, çok rahatlatıcı bir yer. Manşumdan şeyi alsaydık parçayı sadece burası kalacaktı ve ben burada hiç sıkılmadan bir 8-9 saat artık enerjimin yettiği yere kadar Ferinaları tabaklayıp keserdim. Geçmişte de öyle yaptım. Grifonumuzu keselim bakalım neler çıkacak. SC1 açsak mı ki? O da ayrı bir totem. Hadi açtım bir aktif edelim. Sonra hemen geri kapatırız. Sessiz ölüm kutusu iki tane birden verdi. Çok güzel. Başka bir şey buradan alamadık. Atı nereye park ettik? Şuraya. Hemen atımıza binelim. Bir sonraki geçit bossumuz. Şuradan aşağı mı insek? Şöyle mi yapsak? Yok, böyle yapalım. Bir sonraki geçit boss'umuz Muskan. 5 kaldı. 4, 3, 2, 1. Tamam. Hadi gidelim Muskan'a. Muskan'a Çalışmadı. geldik. Muskan'ı da bir keselim. Oo, %100'ümüz Muskan'a nasip oldu. Buradan ne aldık? Güzel, yine iki tane sandık. Onu şöyle yan yana koyalım, karışmasın. Sıradaki gideceğimiz yer Sönük Ağaç Ruhu. Sönüğe doğru yola koyulduk. Bu arada aklıma şey geldi benim. Bizim Altınova'daki hilaller ne oldu? Büyük ihtimalle bitmiş olması lazım. Aynen öyle. İki tane de Altınova'da hilalimizi ürettik. Onları da bir çekelim. Yanlış yaptık. Depo. Medya. İki tane hilal. Bunları da bir merkez pazara sallayalım. Bakalım toplam kaç tane olmuş karışmasın. 12 tane hilalimiz var. Güzel. Olmadı bu videoda belki direkt hilal deneyebiliriz. Ben hatta şey demiştim. Yani bir, en az 2-3 günlük parça parça alırım diye. Sonra onları toplayıp o şekilde yayınlayacaktım da bir günde neredeyse bir video çıktı Black Desert'ta. Ben de şu an şaşırdım açıkçası. Demek bu kadar bayağı bir aktivite yapıyormuşum ben.
Ya zaten oyunu dolu dolu eğlenerek oynamak istiyorsanız ve bu şekilde oynuyorsanız haliyle gün içerisinde çok çok fazla aktivitede bulunabiliyorsunuz. Ama yok, ben 8-9 saat oynuyorum, bütün o saatlerimi de grind atarak geçiriyorum diyorsanız elbette çok güzel para kasıp ciğeri hızlı bir şekilde yaparsınız ama bu sefer de oyun işte dediğim gibi çok keyif vermez herhalde. Benim kendi fikrim. Sony'e geldik. Önünün açılmasını bekledik. Açıldı mı? Hadi açıl. Buradan bir tane yarık kalıntısı alsam. SC1'i bir daha açalım bakalım. Hadi ama çok uzun sürdü animasyonun. Şimdi oldu. Bu geçit bossları için de arkadaşlar direkt tuvalı ekipmanlarınız ile bile çok rahat kesip dönebilirsiniz. Buradan da çarpık ölüm kutumuzu aldık. Bundan sonra zaten bu iki kutuyu alıp ilerleyeceğiz. Sıradaki gideceğimiz boss Rednos. Rednos'tan Beg'e çıkıyor. Hatta önce Beg'e gidelim. Oradan Rednos'a inelim. En son da Ferit'le bitirelim. Pegasus'un farkını bir kez daha göstermek istedim. Direkt eski Dandelion'dan Karanda Tepesi'nden hızlıca Balenos'a iniş yaptık. Bunu yine işte yeni maceracılar özellikle canlı yayınlarda çok soruyor, hangi rüyatını yapayım diye. Tercih yine sizinki tabii, siz hangisini beğeniyorsanız onu yapın ama Pegasus'la işleriniz bir kez daha, reklam gibi oldu bu da ya, Pegasus'un amma reklamını yaptık. Pegasus'la işleriniz çok daha kolay gibi. Geldik. Hemen bunu da keselim. Bek efendi. Senin de animasyonun iyi kısa sürdü. Bir kısa bilgilendirme daha. Maceracılar için geçit bosslarına ne kadar çok arkadan hasar vurursanız o kadar da hızlı kesip bitirmiş olursunuz. Aa, sevindi. Bir şeye sevindi. Ne geldi? Düşlem tüyü geldi. Çok güzel. Lap, lap, lap. Bunlar tamam. İki tane sandığımızı aldık. Düşlem tüyümüzü aldık. Şunlar biriksin. Artık bir T10 deneme zamanımız da yavaş yavaş geldi. Çok çok iyi. Güzel. Düşlem tüyü kolay bulunabilen bir şey değil. Hatta ne oldu? Düşlem tüyü en son bir bakalım. Bu etkinliklerde siparişler az da olsun azaldı mı diyecektim de hala 5400 küsur düşlem tüyüne sipariş var. Bunun fiyatının artmasını bekleyen de var. Böyle artık T10'unu yapmış, elinde düşlem tüyü stoklayanları da biliyorum. Umarım artar. Oradan da bir kâr etmiş olurlar tabii ki. Sonraki geçit boss'umuza gidiyoruz. Rednos efendi. Sen de bize bir yarık kalıntısı atarsan. Öyle bir hora geçecek ki. Buradan yüzümüz gülmedi. Sağlık olsun. Canavar eseri almışız. Bu eserleri de yine eritip basit kimya yapıp renkli ışık taşına çevirip belki şansınıza 3,5-4 beylik ışık taşı elde edebiliyorsunuz. Bunu zaten daha önceki rehber videolarımda bahsetmiştim. O yüzden onu şu an yapmamıza gerek yok. Son bir tane geçit boss'umuz kaldı. O da Ferit. FPS canavarı Ferit Efendi'ye gidelim bakalım. Belki oradan bir şeyler alırsak bu geçit bosslarından da bu gece güzel para kaldırmış olacağız. Tabii kutular bekliyor. Daha o kutuları da bir açalım bakalım. Alevlerin efendisi Ferit. Elite'de güzel bir hasarımızı bıraktık. Birkaç skillimizi boşalttık ve bir düşlem tüyünü de Ferit'ten kaptık. Çok güzel. Aynı zamanda bir tane de ağıt dolu ölüm kutumuzu da Ferit'ten almış olduk. Şimdi hızlı bir şekilde şu Omarla mağarasının içinden çıkalım. Çıkış kapısında bu kutuları, sandıklarımızı
Açalım bakalım ne kadar kâr ettik. Ne kadar. Ben her ne kadar kutu açılım işlerini pek sevmesem de keşke bu bosslardan falan direkt itemin kendisini atsaydı desem de videoya içerik çıkıyor. Hadi gelin şu kutuları bir açalım. Çarpık ölüm kutularından başlayalım. Çoklu aç diyelim. Benim bir uğurlu sayım vardır. 25'ten tam böyle 24'e geçerken şu anki gibi buraya bastığımda genelde takı alırım. İyi ya da kötü. Bir takı atıyor. Ah, Serap Ronaros'la başladık. Çok kötü oldu. Biraz geç erken bastık. Tam yetiştiremedik, denk getiremedik o aralığa. Şimdi oldu muhafız. Bir Serap, bir Çağrı, bir tane de Ronoros'la birinci kutumuzu açtık. Şu güzelleri sona bırakalım, umutsuza geçelim. Bu arada bu geçit bosslarından videonun yorum kısmına yazın. Gerçekten merak ediyorum. Duo alanınız var mı? Ogre'yle başladık diğer kutumuza. Çok güzel. Centaur ile devam ettik. Bakalım hangi takıyla bitireceğiz. Ah, Duanar kaçtı. Az önce sorduydum dua alanınız var mı diye. Ben hiç alamadım bu arada. 3,5 senedir oynuyorum. Hiç alamadım. Bir tane de cadının küpesiyle sonlandırdık. Burada işe yarar. Şu an bunlar var. Sıra geldi sessiz ölüm kutusuna. Hadi sen bari güzel bir şeyler at. Şöyle bir yüzümüzü güldür. Yine aynı tam orada harabeyle başladık. Güzel. Hadi bir piri gel ya. Ah yine Duo Hilal kaçtı. Çok güzel olurdu Duo Hilal gelseydi. Artı da basacağız. Eyvah eyvah korkulu rüya. Geçit bozuk sandıklarının korkulu rüyası Kron Taşı. Lighten ile sonlandırdık. Güzel. Kaç em kasmış oldu? Bunların hiçbirini artı basmayacağım için direkt merkez pazarı satacağım. 90 desem buna 110. 120 daha 230. 1,90 da bu. 320, 350 ve 400'em kadar bir şu anda para kaldırdık kutulardan. Vergisini düşsen 350'em de. Ağıt dönüm kutumuz kaldı. Bunun içerisinde en azından kron taşı yok. Direkt takı atacak. Artık buradan beklentimiz ya piri ya da duo takı olacak. Bunu da 23-24 falan yapmayacağım. Şöyle içime doğduğu anda basacağım. Bakalım ne geldi. Ya düz gelme. Çok iyi Hilal. Hayır. Şahmeran geldi. Hilal gelseydi iyiydi. Piri Şahmeran ne kadar düşmüş? 66,5 da bu. Yani kısacası 400'em yuvarlak nakit para kastık. Bunları hemen merkez pazara kaydedelim. Yukarıda başka bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Düşlem tüylerimizi de ana depomuz olan Velia'ya hemen sallayalım, onları da orada artık biriktirelim. Bugüne kadar hep sattım. Hiç niyetim yoktu çünkü. Bunlar artık burada değildi. Direkt bir köye gidip Heydel'de depolara aktaralım. Hemen bunları da bir satışa koyalım. Bir tane 95M'den sipariş var. Ogre sıkıntılı bir takıdır. Öyle sürekli pazara pek atılmıyor. Bunu yükseğe koyalım. Harabe, o çok güzel. Harabeyi toplarlar akşam bunu kesin denerler %100. Aman hilallere dokunma. Piri Şahmeran. Bunu da 70'e bırakalım. Çağrı Muhafız. Çağrı sıkıntılı işte bak. Çağrıyı direkt en alttaki hangi satış varsa ben de onun üstüne koyarım. Çağrıyı pek artık deneyen şey yapan olmaz. Centaur güzel takıdır. Bunu da yine toplu denerler. Bunu da Max'a koyduk. Serap. Serap kalsın bir dakika. Serap'la başka bir işim var. Bunu Yona yaparım. Aslında Centaur'u da Yona yapabiliriz. Yona'ya dönüştürebiliriz. Pardon, Yona demişim. Şey yapıyorum onlarla. Lighten. Lighten'i de Max'a koy. Belki gece yine takı deneyen olur. Kolye. Ronoros'ta kalsın. Bunlar kalsın. Oraya dokunmayalım. Bu arada bak mesela ben şu an bir saattir bekledim ve hilal yüzüğü hiç gelmedi. Ve son satışta 118'emdenmiş. Şimdi ben bu akşam bu hilali basmak istiyorum abi. Bu yüzden geliyorum buraya. 118'den 5 tane sipariş atıyorum. Biri 510 hem'di, biri 590 hem. Aradaki o 80 hem'i umursamıyorum. İşte bu şu an bu videoyu umarım o minciler izliyordur. Bak ben dayanamadım ve gittim Max'a sipariş attım. Bunu boşuna minden satmana gerek yok. Öyle ya da böyle ben bunu zaten gecenin bu saatlerinde
Merkez pazardan toplayacaktım çünkü yavaş yavaş param olmaya başladı. Burada 2-3 bey olsaydı direkt toplardım. Hiç düşünmezdim. Ve nark olayı gibi nark max'a koyduk. Altımızda neredeyse bir 20-30 tane daha nark olmasına rağmen gittik, sattık. Bu kadar basit. Lütfen minden takıları satışa koymayın. Öyle ya da böyle max'tan gider. Evet, buraları videoya almaya gerek var mı? Bunlar incik cincik dediğim benim. Buraları böyle bu şekilde buralarda biriktiriyorum. Ha şunlara gerek yok ya. Bunları direkt siliyorum artık yumrulanmış kristalleri. Umarım ileride bir etkinlik gelmez onlara da. Bazen böyle bir şey getiriyorlar. Yumrulanmış kristal falan isteniyor ama boss ekipmanının zaten devri kapandı artık herhalde. Kristalinin de yumrulanmış kristallerinin de pek bir önemi kalmamıştır diye umut ediyorum. Şunları bir heydere koyalım. Yıldız mezarındaki çöpümüzü hesaplayalım. 122 almış bak mesela Yıldız mezarından da güzel. Buradaki parayı da aktaralım 100'e mi? Envanterde ben genelde 60-70'em tutsam benim için kafi oluyor. İzleri medya depomuza vesaire vesaire. Ben bunları halledeyim tekrar başlatacağım videoyu. Envanter temizlendi, depolar hazır. Bir tane çağrımız satıldı. Bir tane de hilalimiz geldi. 13 tane hilalimiz oldu. Yetmez. Bu para komple buradan erimesi lazım. O da herhalde yine dediğim gibi 20 tane bir hilal yapacak. 25 tane de keşke videoyu alsaydım dediğim 2 defa hatta 25, 27, 52 tane hilal denedim. Daha 2 gün önce onları videoya almadım. Bir tane bile tet basamadım biliyor musunuz? Bir tane bile tet geçmedi o 52 tane hilalden. Bu akşam da bir 20 daha basacağız. 72 tane 3 gün içinde 72 tane hilalden bakalım kaç tane tet veya pen basabileceğiz. Bugünkü üçüncü grind bölgemiz olan kül rengine geldik. Şöyle 1 saat veya 2 saat. Burayı da böyle bir yer ki 2 saat, 3 saat dönmeden bırakamıyorum günde. 2-3 saatte buraya bir grind atalım, farmlayalım. Eğer hilaller gelirse yarım bırakırım. Hilalleri deneriz, videoyu sonlandırırım. Ama hilaller gelmezse ben 2-3 saat geceye kadar artık gece yarısına kadar burada dönmeye devam ederim. Şimdi bizim burada eksiğimiz cinnet. Hemen bir cinnet çekelim. Cinnetimiz hiç kalmamış. 20 tane alsak 50'm yapıyor. 10 tane alalım ya. 10 taneyle bir başlayalım. Bu da öyle bir şey ki ben de öyle bir şey hep böyle az az alıyorum. Eninde sonunda zaten alacağım bunu. Ama niyeyse toplu böyle para çıkınca çok rahatsız oluyorum. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar drop olayı şöyle. Benim tabii ki. 20'm çadır buff'ı gayet yeterli oluyor. SC1 açık. Çok güzel %184 oran bana burada nedense çok şanslı geliyor. Cinneti bastık. Bir şey eksik burada. Ne eksik? Rahip tamam. Çadır buff tamam. Yemek tamam. Yok bir şey eksik değilmiş. Hadi bakalım. Bunun zaten bir canlı yayında rehberini detaylıca göstermiştim. İşte kül rengi nasıl dönülür. Bundan bahsettim. Öyle çok hani döneceğim slotun mekaniği falan bunlara eskiden çok önem verirdim. Çok dikkat ederdim. İşte saatlik şu kadar çöp alacağım, bu kadar alacağım, şu kombayı kullanayım artık onları da bıraktım. Çünkü bunlar bile zamanla sizi yoruyor. Çok yoruyor hem de. O yüzden bunları da bıraktım. Artık tamamen oyunun eğlencesindeyim, keyif alma kısmındayım. Yani eskisi gibi. Oyuna nasıl başladıysam o şekilde de devam etme kararı aldım. Ve gerçekten de çok daha fazla eğlenir oldum. Buradan hemen attık kişiye inelim. Umarım boştur. Doluysa hemen Marnie'ye gireceğim. O yüzden Seren diye 2'de geldim. Boş gibi görünüyor. Direkt de girdik bodoslama ama herhalde kimseler yok. Evet, ben buraya dönüyorum. Bir saat döneyim. Bir saat sonra tekrar videoyu başlatacağım. Evet, Black Desert'ta bir gecenin daha sonuna geldik ve bu gece bakım gecesi. Kül rengini döndük, bir Çehre veya Deborah kalamadık. Zaten yarım yamalak döndüm. Tam da randımanlı dönemedim. 4.300K çok çok az oldu. Sağlık olsun. Şimdi bakım gecelerinin benim için bir önemi var. Yine herkesin belli bir inancı oluyor biliyorsunuz Black Desert'ta. Benim de inancıma göre şu an serverda oyuncu sayısı çok az ve bakım gecesi genelde takı biraz daha şanslı oluyor geçirmesi. Tabii ki yaktığım onlarca takı da var. Onu da söyleyeyim. Bu tamamen
içinden geçen bir şey diyelim. Anlık içimden öyle geçti. Hadi bu akşam dedim bir takı deneyeyim. Şöyle envanter açalım. Saat 52 geçiyor. Son 8 dakika kaldı. Umarım yetiştiririz. Bakıma kadar. Bunları çektik. Buradan neler alacağım? Bap, 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 var mı? Baksın çığlıklarını çekelim. Çok fazla FS'miz yok. Özellikle 30 FS'miz hiç yok. O yüzden buradan da şöyle 600 hatta 1000 tane de karataş silah çekelim. Ve şanslı hissettiğim o yere bir gideyim. Bu gecenin sonunda ben de geceyi normalde denemem. Yani en az bir 30-40 tane olmadan hilal takıları veya herhangi bir takı pek denemezdim. Ama bakım gecesine denk geldiğimiz için hadi dedim bu gece bir deneyelim bakalım. Şurada 5 dakika içinde hızlıca da deneyebilirsek çok güzel olur. Pen de basarsak çok çok daha güzel olur. Ted FS'miz 98. Pen FS'miz de arkadaşlar 162. Şunu şöyle yan yana koyalım. Tamam çok güzel. Hemen sıfırdan başlıyoruz. Hızlıca şöyle 30'la başlayalım. Animasyonu genç yapalım. Bir tane piri yaptık. Aynı şekilde hızlıca 30 tane kara taşı kullanıp ikinci pirimizi de yaptık. İki tane piri oldu. Bir 3 olur mu? Olursa çok güzel olur. Çok güzel. Üçüncü pirimiz de geldi. Çok pardon. Bugün artık çok konuştum. Piri yeterli. Duo'ya geçelim. Duo'ları da arkadaşlar normalde 40 ile atıyorum ama 40 FS kalmadı. Artık çok da umursamıyorum. Normalde 40 önerilir. 50 çok fazla. 50-60 aslında tiri FS'si de. Hadi bir Duo'ya deneyelim. Sonuçta ben bunu satmayacağım. Kullanacağım. Ve artık her şeyi göze aldım. Birinciyi yaktık. Over FS'ye mi girdi? 54 oldu FS'miz. Hadi. İkinciyi de yaktık. Üçüncüyü de animasyonsuz. Duo yaptık. Çok güzel. Buradan bir tane daha piri çıkartalım. Çıkarsa ne ala. Piri çok güzel. Şimdi Duo'ya. Burada elimizde neler var? O zaman şöyle yapalım. Vax'ın çığlığını zaten bol bol elde edebiliyoruz. 30'u buradan atalım. 10 tane de Vax'ın çığlığı. 40 ile bunu deneyelim. Yeterli 43. Hadi bakalım sen de dua ol. Ah bu da yandı. 40 ile de yanıyor, 50 de 50 ile de yanıyor. Yani çok bir şey değişmiyor. Burada hadi şimdi direkt bunu tiriye sallayalım. 61, 63 FS ile. Hadi geç. Hadi üzme be. Ah bu da yandı. Çok kötü oldu. Tekrar başa sardık yeniden. 30'la başladık. Duo olur mu acaba? Hop, 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 30. Şöyle 6 tane baksın çığlığımız kalmış. Gerçi şey de vardı. Dur hemen onları da bir çekiverelim. 5 tane de burada varmış. Vefayı kullandık. Vefamız da kalmadı. Aa, buradan bunları da basalım. Tamam 41 yeterli. 41 de kalsın. %50,20 oran. Güzel bir oran. Fena değil. Duo çok güzel. Artık bir tiri ol. Sonra tet ol, sonra pen ol. Hadi bakalım. Hadi çok güzel tiri de oldu. Ses artık iyice gitti. Tete deneyeceğiz. 98 FS. Başka da yok. Yapacak bir şey yok. %27 oran. Şansımız varsa geçer. Yoksa zaten yakacak. Hadi yandı. Sağlık olsun. Elimizde de zaten fazla artık kalmadı. Bunları tekrar merkez pazara atalım. Yarın yeniden hilal kastıkça bunları tekrar pene deneriz veya farklı tatkılar deneriz. Bu gecelik bu kadar. Yarın fazla içerik alır mıyım bilmiyorum. Ona göre videoyu sonlandırırım. Şimdilik sizlere iyi geceler. Evet arkadaşlar maceramızın ikinci günü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece bakım vardı, güncelleme bitti. Videomuzu çektik. Yine onu da YouTube kanalımda yayınladım. Her hafta çarşamba günleri Birlikte Zırt Online'ın güncelleme ayrıntılarını yayınlıyorum. Oyuna girdim. Hemen e-postama şöyle bir bakacağım. Beceri eklentilerinin sınıf sıfırlanması duyurusu. Bunu güncellemede anlatmıştık. Beceri eklentileri sıfırlandı. Onları artık bir sonraki videoda yaparız. 20 tane yine hediye çekiliş hakkı verdi. Bir de GM mektubu vermiş. 3 tane de hediye kutusu geldi. GM şans kutusu. Oh, bayağı içinde şeyler var. Şu GM şans kutularından başlayalım hemen hızlıca. Bakalım buralardan takı düşürebilir miyiz? Kutsal Asura heykeli geldi. Kaç M'di bu? 3 M'miş. Şunu toplu aç diyelim.
Videonun buradan sonrası bayağı şey olacak, RNG etkinliği gibi. Ozen'in müzik kutusu, o da 3M'di yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da üstün balina tendon iksiri çıktı. Takı maalesef çıkaramadık. Sağlık olsun. 20 tane daha Kalpiyon meydan okuma nişanımız ödül olarak geldi. Burada da 12 tane varmış. Toplam 80 tane Kalpiyon meydan okuma nişanını yapacağız. Daha şu an saat öğleden sonra 5 ve çekilişte Garmot'un kalbi özellikle neredeyse tükenmiş. Hiç kalmamış. 34 taneye düşmüş daha ilk günden. Başka tükendi var mı? Zanaatkar hafızası komple tükenmiş. Abi bu kadar mı ya? Herkes zanaatkar hafızası alıyor. Şimdi bana lazım olan aslında para daha çok. Tabii Garmot da lazım ama ne bileyim, Garmot'u boss'a gidip sanki düşürebilirim gibi geliyor. Ve Garmot bugün güncelleme notlarında bu arada 20T olacak diye bunu güncelleme notlarında okumuştum. Neyse biz Vel'den bir başlayalım. Hadi bakalım. Bir tane Vel biz çıkarır mıyız? Birinciyi açtık. Ne geldi? Kalpiyon teşvik parası geldi. Bu arada J'nin çekiçleri de geldi. Değerli arkadaşlar, J'nin çekiçleriyle de Ölen Tanrı deneyeceğiz. Bir daha tıkladım. Bir 20 daha harcadık. Hadi. Yine Kalpiyon teşvik parası geldi. Bir kere daha tıkladım Vel'in kalbine. Bundan da Kalpiyon teşvik parası. Bir kere daha tıkladım. Hadi. Gelmedi. Bir tane daha Kalpiyon teşvik parası geldi. 80 tane çekiliş hakkından bir tane bile Vel'in kalbi maalesef alamadık. Sağlık olsun, 140 tane Kalpiyon teşvik paramız oldu. Bunlara hemen şimdi gidelim. NPC'ye. Neredeymiş bunun NPC'si? Kalpiyon'da mı? Tamam. Oradan J'nin çekicini alacağız. Bir tane. Kalan paralarla işte düşlem tüyü alırız. Vax'ın tavsiyesi 100 alırız. Ve çekiçlerle de şöyle yapacağım. Genelde hep BS denerdim bu çekiçlerle bugüne kadar. Bu sefer BS denemeyeceğim. Hiç basamadım çünkü. Şurada zırhımızı 168'de FS'miz var. O FS ile zırhımızı bir sessiz deneriz. Geçerse geçer. Geçmezse o da sağlık olsun. Kalpiyon'a girdik. Bir de arkadaşlar bugün 22 Kasım 2023 güncellemeden sonra İnci Dükkanı'nda Kara Ruh'tan kısmında 10 milyon alabileceğimiz Kara Paket diye bir paket var. Bunu da bir satın alalım. Bir dakika, bir tane daha mı alabiliyoruz? Göremedim. Aa, kaç tane alabiliyoruz? 3 tane. Her gece de pazartesi yenileniyormuş. 30M verdik aldık. Ne varmış bunun içinde? Hafıza parçası 100. Kron taşı, tamam, açalım bakalım ne gelecek. Bir şey gelmedi. Yani kayda değer bir şey gelmedi. 90 tane kron taşı. Yükseltme yardım seti 1 geldi. Bunu da açtık. Şimdi tekrar Kalpiyon'daki şu NPC'ye gidelim. Çekicimizi alalım. Hemen onu bir sessiz deneyelim. Geçerse güzel olacak. Şu DP gözüm bozuyordu. 398 DP'de kaldık. Onu bir 401 yapıp DP kepini almış oluruz. Çok çok güzel olur geçerse tabii. Yani bir çekiçle de ilk defa bir şey geçirmiş olacağım. Bugüne kadar 3,5 yıldır oynuyorum. Kaç tane çekiç aldım artık hesaplayamıyorum. Takas mı diyoruz, görevler diyoruz. Tamam. J'nin çekici etkinlik. Ver abi 10 taneyi. J'nin çekicini aldık. Buradan düşlem tüyümüzü önce bir alalım. 5 tane. Buna da 50 tane verdik. Sonra 100 FS alacağız ama yetecek mi? Aa, yetti. Tamam, çok güzel. 50 de buna verdik. Kaç kaldı? 30 tane kalmış. 30 taneye bir şey var mı? Lüks yarışat eğitim kutusu var. Daimi takas, kron taşı. Yani bu gece sonuçta yine gelecek, dursun. Biriktirelim. 100 FS'yi aldık. Çok güzel oldu. J'nin çekicini aldık. Taşımız var mı? Hemen burada Kalpiyon'da bir deneyelim bakalım. Taşımız yok. Kusursuz sihirli kara taştan bir tane aldık. 10 tane de kapraz taşı aldık. Bunları ısıtıp Ölen Tanrı'yı basabilmek için gerekli taşı üreteceğiz. Bu şekilde. Hadi bakalım şu buruk bir sessiz olursa.
Biz de ilk defa çekiçle bir şey basabilirsek ne ala. Şöyle güzel yerde deneyelim. Aa, bir dakika, zırhı çıkarmadık. Şu kilidini de açalım. 162 bu arada FS. 168 sanıyordum ben. Bunu koyduk. Taş tamam. Buradan J'nin çekicini kullan. Evet. %8,60 oran ile. Buruğu sessize deniyorum. Normalde bak, burada şimdi bu videoyu izleyenler çok şey söyleyebilir. Ya BS deneyebilirdin. Ölen Tanrı'yı sessize değil de Helak veya yani Tete deneyebilirdin. Artık hiçbir şeye inanmıyorum ya. Ya o yüzden ne isterse canım onu yapıyorum bu oyunda. Çünkü bu şekilde keyif alıyorum. Yani neyden keyif alıyorsanız öyle yapın. İsterseniz gidin Urugon deneyin. Hiçbir şey diyemem. Denenmez tabii, yapmayın da. Ama sen ondan keyif alıyorsan öyle yap. Yükseltme dedim. Buraya oran girmemi istedi. 162'yi girdik. Evet dedik. Hadi bakalım. Videoda bir sessiz basar mıyız? Geç be. Şaşardım zaten geçseydi. Sağlık olsun. Taktık yine 398 FS ile. Pardon. Evet, 398 DP ile yolumuza devam edeceğiz. Videoyu sonlandırmadan önce bu videoda hazır şöyle biriktirmiş olduğum Kararuh maceralarında 102 tane zar oldu. Bu zarları ben atacağım. Tekrar bir Heydel'e geri dönelim. Zarları attıktan sonra çıkan kutuları da yeniden bir açarız. O kutulardan bakalım neler çıkaracağız. Sonrasında videoyu yavaştan sonlandırırım. Evet, 100 küsür tane zarımızı attık ve 18 tane kara ruhun macerası, bir sürü kaderin tavsiyeleri aldık. Kapraz paketleri elde ettik. Bunları şimdi sırayla açacağız. Ve birçok da yine FS geldi arkadaşlar. Bunları da envanterimize atalım. Takı denerken en azından Piri Duo'ya bunları atarız. Kullanırız. Başka var mı? Bir tane daha kapraz paketi şurada kalmış. Başka bir şey. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yok. Önce şu kaderin tavsiyelerinden başlayalım isterseniz. Bunlardan da kırmızı bekliyorum. Bundan ne geldi? Mavi. Hadi bakalım, var mı kırmızı? Var, bir tane kırmızı. Evet, kaderin izleri aldık. 5 tane kaderin izleriyle bir tane maceracının mirası alıyoruz. O yüzden kaderin izleri güzel oluyor. Kapraz taşı paketlerimizi açalım. Bu arada ben bir şey de hata yaptım. Kapraz taşını satabilirim. Benim kapraz taşına aslında ihtiyacım yok. Çünkü oyun zaten Ator'un ayakkabısını getirecek ve benim Urugon ayakkabım seviye 12 level kapraz. Yani 10 level kaprazda kalması yeterli. Başka da itemimi kaprazlayacak bir itemim yok. Bu yüzden kapraz taşlarını da merkez pazara koyabiliriz. Buradan ne alabiliriz? Hafıza parçası, kapraz taşı, hafıza parçası alabiliriz. Bir kere daha yine aynı şekilde hafıza parçası paketi aldık. Bunlardan kaç tane çıkardık? Güzel, 68 tane de hafıza parçamız oldu. 18 tane hemen kara ruhun macera kutusunu da. Bunları seri açınca genelde daha güzel takı atıyor gibiydi ama bugün de tabii. Bugün hiç şansımız yok ya, hiçbir şeydi, hakikaten berbat geçti. Güne çok kötü başladık. Gerçi ne yalan söyleyeyim, sizleri kandırmak istemiyorum. Hangi güne güzel başladım ki diye soracağım. İyi, bir tane Şahmeran kemeriyle bu kutu açılımını da tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Şahmeran'ı hemen satışa koyalım. Depomuzdan da kapraz taşlarımızı çekelim. Bunları da satışa koyabiliriz. Benim şu anda kapraz taşına herhangi bir şekilde ihtiyacım yok. Bunları da merkez pazara koyduk. Satış yaptık. O minlere kadar düşmüş yine. Ben şöyle koyayım. Toplanan olursa 2,120'den gitsin. Evet. Güzel oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gün içinde yapmış olduğum aktiviteleri kısa kısa böyle videoya alıp sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir macera videosu olsun istedim. Keyifle izlerseniz umarım. Arkadaşlar, bana destek olmak için kanalıma abone olabilir. Videoları beğenip yorumlarınızı esirgemeyin. Kesinlikle yorumlarınızı yazın. Ben okuyacağım tek tek. Bir sonraki yeni videolarda, rehberlerde ve maceralarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşça kalın.